buçuk 25. Bu kuzudur, bu koç. Evet. Şu an çıkardık. Kedde suyu. Ya abi şifadır bu ya. Sen göz alır mısın? Süleyman'ım ye. Bak tadına bak. Yenir mi yenmez mi? Zaten burada. Şerefimi her gün yapsın, o soğanlı bele dürümü her gün yer. Mükemmel, mükemmel. Her gün yiyor musunuz? Hem de nasıl, hem de nasıl. Akşam sabaha kadar çalış. Bunu yemek için dişlerin olmasa gerek yok değil mi? Yok, et yumuşak zaten. Yumuşak dedi. Büyük kelle bir tane, bir de kuzu yarım var. Bunun bu şekilde toplam fiyatı ne kadar demiştin? Toplam fiyatı büyük 35, 15 doğa 50 lira. Kaç kişi doyar bundan? Bundan 4 kişi doyar. Ustam kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol abiciğim. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doyurucu Tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Adana sokak lezzetlerinden kızarmış kelle. Şimdi kebap çekimi yapmıştık. Şırdan çekimi yapmıştık. İlk kez görüyorum ve ilk kez şu an tadına baktım. Mükemmel tat. Gelip burada mutlaka tadına bakmanızı, burada yemeseniz de eve götürüp işte kelle paçasını kendiniz yapabilirsiniz. Yapabilir değil mi ustam? Kelle paçasını kendisi yapabilir. Yapar. Suyunu da getiriyoruz biz. Ha, ayak suyu da var. Su da var. Aynen. Kendi suyundan da getiriyoruz. Gerçekten güzel bir hizmet. Evet. Ellerine sağlık. Esef ustam, burada neler satıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Burada kelle satıyoruz. Hem kuzu kellesi, hem büyük kelle, toklu kelle. He. Kuzu ayakları var. Peki bu ayaklar nasıl açılır bunları? Ayaklar bu şekilde, şöyle tane şeklinde. Ne kadar bu şekilde? Mükemmel bir lezzet. Tane 5 lira. İliktir bu. Bunu yiyesin. Allah'ın izniyle ayaklarında ne sızı kalır, ne ağrı kalır. Kemikleri güçlendirir. Yalnız koç kellesi hayvan yaşlı değil yani. 1-1,5 yaşlarında. O da gençtir yani. Peki teke kellesi ya da büyükbaş hayvan kellesi satıyor musun? Büyükbaş derken dana yok. Teke de yok. Keçi yani. Keçi de bulundurmuyoruz. Tabii dana da bulundurmuyoruz. Sadece kuzu ve koç kellesi var. Kelle yemeye geldik. Bu kelleyi nasıl satıyorsunuz? Eğer burada yemek isterseniz. Biz burada yiyeceğiz. Burada yiyecekseniz ben etini kemiğinden ayırırım. Sadece et şeklinde burada veririm. Yiyebilirsiniz. Peki, dürüm ekmek falan var mı? Ekmek içecek ekmeğimiz falan? Yok ama inşallah başlayacağız yakın zamanda dürüme. Ekmekle de gelirseniz ayrıca dürüm yapar veririm yani. Burada da yiyebilirsiniz. Yarım da isteyen oluyor. Mesela adam tektir. Yarım yetiyor mesela. Yarım tane istiyor. Mesela burada yarım isteyen çok olduğu için oteller de o zaman, çok burada. Bana şu an bir yarım hazırlayabilir misin? Tabii. Dilin zarıdır. Yani gözü hoş gelmediği için bu zarı ben alıyorum. Şöyle güzelce beyni de çıkarıyoruz. Şöyle gözünü de çıkarıyoruz. Bu siyahdır. Bu yenmez. Çürüğü dediğimiz yer. Bu da yanak içidir. Bu da aynı dediğimiz gibi gözü hoş gelmediği için alıyoruz buna. Peki bu kelleyi çatalamıyoruz, ellemiyoruz. Et, balık, kelle bunlar yenir. Eğer siz de gelip bu lezzetin tadına... Ama sen çatalla yiyorsun. Eğer siz de bu lezzetin tadına bakmak isterseniz siz de Esef abinin yanına beklerim. Kelleci Ahmet'in yanına beklerim. Değerli takipçilerimden Süleyman. Şu an Süleyman sayesinde ben burayı tanıdım. Sizi tanıyabilir miyiz? Burayı tanıyabilir miyiz? Abi öncelikle bu işin kompetanı babamdır. 65 sene bu işi yaptı. Hem kasap dükkanımız vardı. 65 sene? Evet. 65 senelik babamın bir tecrübesi var. Hem kasaptır hem de dükkanın önüne tezgah koyardı. Öğleden sonra da kelle satardı. Kendi bıraktı, emekli oldu, ayrıldı. Şimdi biz kendimiz yapıyoruz. Burası Saydam Caddesi. Kasaplar Çarşısı'nın girişi. Karşımızda balıkçılar. Burada şalgamcılar var. Hacının şalgamı, doktorun şalgamı. 5'te 6 yanıyor. 5 saat sürüyor pişmesi. Bu nerede pişiriyorsun? Dükkanım var. Büyük krom kazanlarda pişiyor. 5 saat suda haşlanıyor. Kelleci Ahmet. Babamın adı Ahmet'tir. Benim adım Esep. 17 senedir bu işi yapıyorum. 17 senedir de buradayım. Bu işi sizden başka bu şekilde yapan var mı Adana'da? Adana'da şu an yok. Ben bir kez duydum. Bir tek seyyar yapan ben. Akşam burası kaçta kapanıyor? Normalde erken bitiyor. Yani bazen
6, bazen 7, bazen 5. Yani 7'den sonra zaten 8 gibi zor vurursunuz beni burada. Peki ortalama yani günde kaç kelle satıyorsun? 30-35. Pandemiden 35. dolayı, evet. Tabii önceden daha fazlaydı. Hafta içi hafta sonu fark ediyor mu? Hafta sonu fark ediyor, evet. Yani siz çalışıyorsunuz hafta sonu? Sadece pazar günleri çalışmıyorum. Cumartesi buradayım. Cumartesi biraz daha yoğun oluyor işimiz. Biraz daha fazla yapıyoruz. Yani biz 12'de geldiğim zaman burada 12 ile akşam 7 arasında gelip evet, burada 12 ile 7 arasında buradayım ben. Aynen. Hatta öyle. Kendi ekmeğimizi kendimiz getirebiliriz. Aynen. Sizde ekmek yok. İnşallah biz de dürüme başlayacağız. Esenusan bu ne? Bunlar ayak, pişmiş ayak. Böyle yerseniz daha lezzetli. Bu şu an bir porsiyon mu? Bu böyle tane. Bir tanedir bu. Bu sade ön ayaktır. Arka ayak değil. Sadece ön ayak yapıyoruz biz. Ön ayak daha lezzetli olduğu için, daha güzel olduğu için sadece ön ayak arıyoruz. Yani yemenizi tavsiye ederim, çok lezzetli. Tanesi ne kadar demiştin? Tanesi böyle 5 lira bir tanesi. Yine bunu da bu şekilde ekmeksiz mi yememiz yani gerekiyor? Yani bu şekilde yemeniz gerekiyor aslında. Ekmeksiz yemeniz gerekiyor. Aynen öyle. Ben şu ana kadar hiç bu şekilde ayak yemedim. Tavsiye eder misiniz? Abi bu ayağı ben 2 sene oldu satmaya başlayalı. Ben bunun bu kadar lezzetli olduğunu bilmiyordum. İnanın gerçekten bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yani bir yapıyor. Kere yemeniz yeterli. İddia ben, ediyorum yani. Ben birazdan tadına bakacağım. Aynen iddia ediyorum abi. Ye, beğenmezseniz para vermeyin. O kadar iddialısınız. O kadar iddialıyım ayakta. Şimdi ben bunu eve götüreceğim. Bana bu şekilde mi vereceksin? Sadece öyle kır mi dersen böyle kırar veririz. Temizle dersen ayıklarız. Peki senin hangisi daha iyi eve götürmek için? Ya bu şekil soğuma ihtimali daha az. Kemikli olduğu için hemen soğumaz. Peki bunu bu şekilde mi su falan veriyor musun? Ya su isteyen olursa böyle paça yapmak için. Mesela bana ayak da var. Bana verebilir misin biraz? Tabii tabii veririz, sıkıntı yok. Sizlerin de gördüğü gibi bayağı bir lüks araçlarla gelip abi buradan paket sipariş verenler var. Aleykümselam. Var. Şu an kelle suyu. Aynen. Kelle suyu abi şifadır bu ya. Vallahi Adana'nın şalgamı var. Meyan kökü, haşlaması evet var. Bir de kelle suyu ben de içtim. Gerçekten güzel. Abi mükemmel bir lezzet. Şimdi kalabalık oldular mıydı? Menşe büyük alıyorlar. Fazla kalabalık değilseler. Peki lezzet olarak bir farkı var mı? Lezzet olarak farkı yok çünkü ikisi de aralarında fazla yaş farkı yok. Yani büyük de genç. Kelle yüzülme mi ütüleme mi? Yüzülme. Peki hangisi daha iyi sizce? Ya şimdi kasaplar mecbur ütüleyip satıyor. Biz de mecbur deresini yüzüyoruz. Bizde dereli olmaz. Ama kasaplarda da mecbur dereleri yakarlar, ütülerler. Öyle sizce satarlar. Hangisi daha iyi? Fark etmez. İkisi de iyi ya, fark etmez. Şimdi bu kelle ben şu an çiğ almış olsam, çiğ kelle ne kadar? Büyük kelle şu an 30 lira. Yani siz bunu pişiriyorsunuz, 35'e satıyorsunuz. Evet. Yani gerçekten güzel bir hizmet yapıyorsun bence. Biz seyyar olduğumuz için ucuz veriyoruz. Tabii dükkanlar 45 de veren var, 50'ye de veren var. Yani onlar ortalama burada kaç kelle satıyorsun? İşte 30-35 tane falan günlük satıyoruz. Bilmeyene bilmek lazım. Zaten müşterilerin çoğu da kendileri temizlettiriyorlar bize. Peki var mı bunun bir tekniği falan var mı? Tabii tekniği olmaz olur mu? Mesela bakın şurada iki tane iğnesi var. Şurada görüyorsunuz bak. Çok jilet gibidir bakın. Diken gibi. Evet. Şimdi biz buradan bunu tutuyoruz, açıyoruz. Beyin ortaya çıkartıyoruz. Yani elini bir kaydırırsam burada ellerini parçalar mesela. Şu an bunun beynini çıkartacak mısınız? Ay çok süper ya. 10 yıldır tanıyorum. 20-25 yıldır biz babasından alıyorduk, şimdi kendinden alıyoruz. Beğeniyorsunuz. Beğeniyoruz evet. Çok güzel. Afiyet olsun. Sağ ol. Adana'nın gelenekse diyeceğim. Afiyet olsun. Eyvallah. Sen göz alın. Süleyman'ım ye. Bak tadına bakın. Yenir mi yenmez mi? Göz nerede? Şaka bakan. Kaptı, başkan kaptı. Afiyet olsun. Yarasın. Teşekkür ederim. Başkan kaptı.
Vallahi dört dörtlük. Abi nasıl kellemiz? Harika abi. Harika abi. Harika. Et, balık, kelle, bunlar yeni derler. Yiyen şişman, yemeyen pişman misali. Elle sağlık. Allah kesene bereket. Afiyet olsun. Kesene bereket. Afiyet olsun abi. Bu işi en iyisi seviyorsunuz gibi geldi bana. Mükemmel, mükemmel. Yani yiyor musunuz? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Akşam sabaha kadar çalışacağım. Yemek için dişlerin olmasa gerek yok değil mi? Yok, et yumuşak zaten. Yumuşak dedi. Ağızda daha balık, zaten. Balıktan daha lezzetli. Bunu böyle etini çıkaracaksın. Ekmeğe açacaksın böyle lavaş ekmeğe. Bunu koyacaksın üstüne, soğanı koyacaksın, saracaksın, yiyeceksin. Ondan sonra gör. Yani bu bedava. Bir de yağlı, doyurucu. Ben bir 20 yıldır alırım. Babasını da tanıyorum amcayı da. Amca biraz rahatsız olduğu için Esef kardeşimiz çıkıyor. Allah razı olsun. Esef'e diyoruz kendine iyi bak, sana bir şey olmasın. Bizi kelleden, mahrum etme. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.